ya, yani şükretmek ne aslında? Şükretmek onu o an önümüze geldi, ya ne kadar güzel demek. Her şeyden önce kendinize teşekkür etmek. Çünkü artık öyle bir zamanda yaşıyoruz ki hep bir başkalarını memnun etme. Hep başkaları için. Çocuğum için şunu yaptım, bunun için bunu yaptım. Hani Nasrettin Hoca'ya demişler ya, hocam kıyamet ne zaman kopar? Ben öldüğümde kopar demiş. Yani başkaları için hep çabalayıp, bir şeyler için çabalayarak, tabii ki çocuğumuz da iyi olsun, eşiniz de iyi olsun. Ama siz iyi olursanız cidden çevrenizdekiler de iyi olur. Ve siz iyi olduğunuzda, iyi olan bir çevreniz varsa cidden güzel bir çevre yetiştirmişsiniz demektir. Güzel bir evlat yetiştirmişsiniz demektir. Ve şeyden de bahsedeyim, şükür terapisinden de bahsedeyim. 100.000'e ulaşılmak üzere şu anda. Amerika'da yapılan bir çalışma. 100.000 tane grup olarak inceleme, zaten bir araştırmanın 100.000'in altına inmemesi gerekiyor. Yani yüksek, yani 100 kişiyle 50 kişiyle falan araştırma olmuyor. 100.000 kişi 6 ay boyunca belli aralıklarla sabah ve akşam, aslında bu bizim ibadetlerimiz gibi düşünün. Allah'ım verdiğin gözüm için, işte kulağım için, işim için ne güzel gidiyorum, ne ekmeğimi kazanıyorum. İşte başımda bir çatım var, ne güzel annem babam başımda diye şükrettiğimiz zaman, var olana şükredildiği zaman 6 ayın sonunda ve bu insanlara öncesinde bir dilek listesi oluşturuluyor. Ve 6 ayın sonunda, hani Allah gönderir ya, Allah nasip ederse lafı vardır, hani ay işimiz Allah'a kaldı. Aslında Allah'a kaldıysa zaten, yani nasip edecek olan Rabbim bir şekilde. Ve 6 ayın sonunda cidden hiçbir şekilde bir kaygı duymadan, Allah'a teşekkür ederek, şükrederek ve çevresindeki insanlara da aslında şükrederek, hani çöpünü alan çöpçe ya kolay gelsin teşekkürler diyerek, atıyorum bir garsona teşekkür ederek, hayatına, Rabbine, yaratıcısına şükrünü ve çevresindekileri de tabii ki abartmadan, hani bizde de şey de var, hani iyi gözükme çabası var ya böyle, onay alma çabası, çocukken alamadığımız ama büyüyünce çevremizden almaya çalışıp da bir türlü tatmin, mutlu olamadığımız, hani ne derler ya da desinler diye çabaladığımız durum değil bahsettiğim. Çevresindeki kişilere, ufacık şeylere teşekkür ederek ve Allah'ın da bahşettiklerini şükreden insanların 6 ayın sonunda daha iyi bir işleri, bir ilişkileri yoksa cidden karşılarına güzel bir ilişki çıkıp, hani ciddi bir ilişki, çocuğu olmayanların çocuğunun olmasının durumu ve yani bu çok yakında açıklanacaktır. Hani ben de paylaşırım yine görüşürsek ve yani bunun 100.000 kişiye doğru yaklaşıyor, hani %95'in üzerinde bir pozitif dinamik sağlanmış. Düşünebiliyor musunuz? Hani böyle çok şeymiş gibi motivasyon seminerlerinde işte düşüncenin gücü falan. Aslında bu bahsedilen durum bu. Ya çekim yasası. Cenab-ı Hak şükrederseniz artırır diye. Ya ama işte ya şükürler olsun da ama şunun da yok. Bu değil işte, canlı gönülden olması. Maalesef ki hepimiz insanız ya, beşer şaşar. Ve alışkanlıklar, hani verilen hak geri alınmaz diye şey var, bir şey var ya, mesela çocuğunuzun her gün yatağını toplarsınız. Bir gün toplamadan, ya yatağını toplamamışsın olur. Halbuki o çocuğa o yatağının toplamanın bir baş, sizin tarafınızdan bahşedilen bir şey olduğunu bilmez çocuk. Hani bunu, o bir gün olmadığında bir isyan olur gibi düşünün. Şükrederek her zaman daha iyisine ulaşabiliriz. Ve ben şunu gözlemledim yıllar önce, en son bunu anlatayım sonra nefese geçelim. Bir teyze, çok yakınımızla analize gelmişti. Teyzenin artık hani 3 aylık falan ömrü kalmıştı. Ailesi söylemiyor ve biz o durum, vakadaki kişileri de almıyoruz. Yani biz hastane hizmeti vermiyoruz, biz hasta da tedavi etmiyoruz. Sadece yanlış beslenme, yanlış hayat şartları yüzünden bozulan sistemi düzenlemeye yönelik bir şeyler yapıyoruz biz burada. Ve teyzenin yani beyninde çok önemli bir tümör, hani beyin kanseri diye geçen. Ben hani tıpçı değilim, o şekilde anlatacağım size.
ve ürünleri kullanmaya başlıyor. Çok ağrıları var, diyor ki ya çok başım ağrıyor, çok başım ağrıyor. Kanser olduğunda söylemeden hocam Allah'tan artık, yani bilse ne olacak kadıncağız. Ve o kadar güzel bir şeyle karşılaştık ki, 3 ay sonra ürünlerini kullanırken, 3 aydan önce getirmeyin boşu boşuna, uzak yerde, araba, yani arabalar da çok yeni radyasyon yüklüyor bize ve kinetik enerji yüklüyor. Yani arabadan indiğimizde bir çıt çıt olayı olur ya, yani çok kötü bir negatif bir enerjiyle de yükleniyoruz baktığınızda. 3 ay sonra geldiğinde çok fazla gerileme ve yani tomografi vesaire sonuçları da çok artı bir durum. Yani yaptığımız yine alfa, sikrumla vesaire. Tabii beslenme düzeni de değişti. Ve teyze şunu yapmış. Ahmet hocamı da çok severek takip eden birisi ve çok da hani böyle pozitif bir teyzeydi. O hasta halinde bile ağrısı tamamen dolu çıkmıştı mesela. Organlar bitmiş. Ahmet hocam dedi, teyze nasıl oluyor? Ben hep şükrediyorum oğlum dedi. Bak ne güzel evlatlarımın dedi, imkanlar beni sana getiriyorlar dedi. Biz gidebiliyor muyduk önceden böyle dedi. Sonuçta biz devlet karşılamıyor hiçbir şekilde hani baktığınızda. Yani kadın bunu bir lütuf olarak görüyor. Ve tabii evlatları da çok çabaladılar onun için, karşılıklı bir durum. Velhasıl çok uzatmayayım ve sonunda teyzede gerileme. Hatta onun videosu da var değil mi arkadaşlar? Yani arşivde vardır. Vardır. Teyze her ürününü, Ahmet hocam nasıl içtin teyze dedi. Allah'ın şifası bu. Önce Allah'ın şifası, sonra da Ahmet'in şeyi. Ahmet hocam da çok seviyor. Ahmet diyor dedim, yaşlı teyze. Ahmet'in işte diyor, verdiği bu şeyi. Ay çok şükürler olsun. Bismillah diyor. Teyze bismillah da içiyor ve sonrasında şükrediyor. Ve bu teyze direkt manevi terapiyle iyi oldu. Tabii ki. Yani hepimiz bir sürü bitkisel destek, hani ilk kez burada içmiyorsunuzdur illa. İçmişsinizdir değil mi? Ki doğru yapıldığında ilaç tedavisinin de çok artısı var. Hani biz tamamen bunu reddetmiyoruz. Yanlış tedaviler yüzünden hastalanıyoruz. Yani tamamen ilaç bağımlısıyız. Yoksa çok güzel şekilde ilaçla tedavi eden doktorlar da var. Bunlar çok pahalı doktorlar ama var yani hani. Ve hani ben bunu gördüm. Şükretmenin gücünü o teyzede gördüm. Ve yani o teyze sonradan kampa da geldi eşiyle. Yani 3-4 senedir gelmiyorlar. Artık yaşlandılar ama teyze yani yıllarca. Ben 4-5 sene yaşadığını biliyorum o teyzenin. Şimdi haber alamasak da. Ve niye bunlardan bahsettim size? Yarın yağ limon içeceğiz. Yani işte... şu kadar falan. Ya şu kadar ya şu kadar içeceğiz. Yani 200 ile 300 gram arası yağ limon içeceğiz. İşte bak yüzünüzü öyle yapmayın. Cidden yüzünüzü öyle yapmayın. Çünkü o yağ limon küsecek size. Siz onu içerken asite dönecek. Alkali olmayacak. Ben bayılırım zeytinyağı. Şimdi sizi bütün gün akşam yemeği olmayacak. Bütün gün çok da yormayacağız. Sizi dinleneceksiniz, üşütmeyeceksiniz. Hocam da anlatacak bunu yarın sporumuzda. Yarın üşütmüyoruz. Gün içinde hamama gidip iyice sarınıyoruz. Ona dikkat ediyoruz. Bu gece güzelce uyumanız için birazdan nefes egzersizi yapıp ayrılacağız zaten. Güzel duygularla bitirelim. Yani bu gece güzelce dinlenelim. Yarın negatif insanlardan uzak durun. Hayatınız boyunca durun ama size yani gelip tam böyle hani keyifliyken mesela bir arkadaşınızla oturmak istersiniz. Ay şu da şöyle oldu, bu da böyle oldu. Mesela ufacık bir şeyle gidip ya sen kilo mu aldın biraz vardır ya hani ya bu insan negatiftir. Ay yok canım hadi sevdiğimden söylüyorum. Ben bunlara kesinlikle inanmıyorum. Yani satır altlarına okuma vardır ya söylenmek istenen aslında. Ya bu insanlardan burada da rica ediyorum varsa eğer onlardan kaçın. Şey olursa aa niye işte selam vermiyorsun derse bir Kübra vardı ya dün akşam dersiniz o yasakladı. Detoksun kuralıymış dersiniz gider şikayet ederim dersiniz tamam mı? yani boşu boşuna sadece kaygınızı besleyeceksiniz. Ay öyle mi olacak limon böyle mi olacak? Ben mesela 56 kamp oldu, rahat 40'ında yağ içmişimdir ve daha yoğun kamplarımız vardı ve yani cidden çalışma salonlarımız yerin dibindeydi, -1 ve kükürtlü su. Ben yine koştur koştur hani çalışıyordum, ekibim de böyle profesyonel değildi. Böyle her şeyime yetişemiyorlardı sevgili ekibim. O zaman ben koşturuyordum, şey listeyi de ben koşturuyordum, ona da ben koşturuyordum. Buna da şimdi mesela rahatça detoksumu yapıyorum, o imkanı bana sağlıyorlar. O akşam yine o yağı içiyordum ve ben
Bana hiçbir yan etkisi olmuyordu. En fazla terliyordum ki terle de cildinin açıldığını biliyorum. Ve detokslarla, yani detoksun ertesi 1-2 gün sonrası cildinizde bir o gerginliği hissedeceksiniz. Kolajen yapınızın değiştiğini hissedeceksiniz kesinlikle. Ben teminatını veriyorum size. Sıkılaştığınızı hissedeceksiniz. Yani teninizin sıkılaştığını göreceksiniz. Çünkü tamamen temizleyecek. O yağ süzülerek çıkacak ve önüne kattığını götürecek. O kadar mucizevi bir şey ki günlerdir sizi buna hazırlıyoruz biz. Her gün özel beslenme rejiminizle, içtiğiniz meyve sularıyla, ayak detoksu vesaire her şeyle ve niye termal otelde yapıyoruz? Mesela bir sürü güzel oteller var değil mi? Biz en azından suyu olan bir otel olsun istiyoruz ki o hani güzel mineralleri alın hem de vücudumuzu ısıtabilelim diye. Hani odamızda bir girip çıkabilin diye. Çok güzel, lezzetli. Hani ben de şey yapıyorum. Ben de her seferinde 40 kere falan içtim. Ve her seferinde de en fazla terlediğimde sabah çok güzel bir şekilde uyandım. Biraz sadece yorgun uyanıyorsunuz. En fazla oluyor. O da organlar o kadar güzel dinleniyor ki aslında o gün biraz daha sizin dinlenmeniz gerekiyor. Yani ortalarda dolaşıp senden şu çıktı, benden bu çıkmadı gibi bir şey zaten hiçbir şekilde girmiyor. Yani terletiyoruz. Birazcık terletebiliyor. Yani yaptığı en fazla bu. Onun harici çünkü vücut da arınmış olduğu için günlerdir, biz yarını hazırlıyoruz günlerdir. Yani fizyolojik olarak hazırlanıyoruz. Psikolojik olarak da siz hazırlanacaksınız. Hani imkanımız yok ki başımızı açalım da bir şeyleri değiştirebilelim. Öyle karikatürler var ya, öyle bir durum yok. Sadece bu gece güzel bir uyku uyuyabiliriz. Onun içinde şimdi nefes egzersizimizi, hafifletmemizin sesini verelim. Yani yapacağımız yarın için kaygılanmanız hiçbir şey yok. Teminatı benim. Çok az bir yağ içeceksiniz ve o da bir salata sosu gibi çok lezzetli bir şey. Zaten bütün gün vücut ona hazırlanmış olacak. Onu bekliyor olacak. Yani bir şekilde aç olacak. Güzelce içip ondan sonra Kleopatra'nın güzellik bulgusu var ya, öyle düşünün. Akşam yemeği değil, akşamleyin ürünlerinizi içeceksiniz. Açlık ürünlerinizi içiyorsunuz. Gece konferansı yani 8.30'da herkes burada olacak. Yani duyanlar duymayanları duyursun. Çünkü 8.30 en fazla 9.30'da bir son bir çaylarınızı içip 10 gibi içip yatacağız. 11'de çünkü karaciğer saatimiz başlıyor. Bunları anlatacağız zaten. Şimdi bir arkanıza yaslanmanızı rica edeceğim. Bacak bacak üstüne de atmayalım. Kolları da açalım. Gün içinde bu normal zamanda yapabileceğimiz bir uygulama, çok kolay. Sadece nefes alacağız. Ama nefes, mesela şey vardır ya, nefesini tuttum. İşte nefes nefese kaldım, o kadar sinirlendim ki vesaire deriz ya, nefesi doğru kullanamadığımız için. Yani nefessiz bir hayat var mı? Yok. Ama biz çoğu yerde nefesimizi tutarak, doğru nefes almayarak sadece bu şekilde alıyoruz ve şu arada dönüyor. Su içiyoruz, gıdaları veriyoruz ama oksijeni de almamız gerekiyor. Tamam, havada oksijen olmayabilir ama vücut o kadar, Rabbim o kadar güzel yaratmış ki oksijen o kendisi alabiliyor zaten. Karbondioksit atıyor dışarıya. Ve arzu ederseniz gözlerinizi kapatabilirsiniz. Ya da bir yere bakacaksınız. Bir yere odaklanın. Birbirinizle ilgilenmemenizi rica ediyorum. Burnumuzdan derince nefes alıyoruz. Sonrasında da yavaş yavaş veriyoruz. Burada sakinleşiyoruz. Maksadımız sakinleşmek. Ellerimizi de ayıralım birbirinden.
Sırtımızı güzelce yaslayalım. Kendinizi bıraktığınızı hissedin. Gün içinde o kadar koşuşturuyoruz, o kadar yoruluyoruz ki kendimize bir 2-3 dakika bile ayıramıyoruz. Yere sağlam bastığınızı hissedin ayaklarınızla. Kollarınız kucağınızda olabilir, elleriniz. Rahat bir pozisyonda olun. Omuzlarınızı yavaş yavaş bırakın. Burnunuzdan alıp yavaş yavaş ağzınızdan verin. Hiç acele etmeyin. Maksadınız zaten yavaşlamak. Burnundan alıp yavaş yavaş ağzınızdan verin. Başta zor gelebilir. Derin nefes alıp yavaş yavaş verdim. Ama birkaç kereden sonra normale dönecektir. Arzu ederseniz bir deniz kenarında ya da bir yeşil alanda olduğunuzu hayal edebilirsiniz. Mesela çıplak ayakla çimlere basıyorsunuz şu anda. Şu an aklınıza olumsuz şeyler de geliyor olabilir. Çünkü onlar devamlı aklınızda maalesef ki. Onları geride bıraktığınızı, daha yeşilliklere daldığınızı düşünebilirsiniz. Sakinleştiğini, gevşediğinizi hissediyorsunuz. Omuzlarınızdaki yük azalıyor. Hafifliyorsunuz. O kadar uzun süredir bu anı bekliyormuşsunuz ki. Rahatladıkça rahatlıyorsunuz, gevşedikçe gevşiyorsunuz. Gevşedikçe huzur hissetmeye başlıyorsunuz. Hem çevrenizin güzelliği, yeşilliklerin yeşil güzelliği sizin içinizi huzurla dolduruyor.
sonrasında belinizden, kuyruk sokumunuzdan itibaren bacaklarınızın gevşediğine ve ayaklarınızın altından sanki çekiliyormuş gibi olumsuzlukların, yorgunluklarınızın, mutsuzluklarınızın gittiğini hissediyorsunuz. Toprakla bir bütün oluyorsunuz. Tepenizden itibaren arınmanın başladığını, noktalarınızdan olumsuzlukların, hastalıklarınızın, mutsuzluklarınızın akıp gittiğini hissediyorsunuz. Nefes alıp verdikçe nefesinizle de içimizde biriktirdiğimiz, söyleyemediklerimiz, kendimize bile söyleyemediklerimizi bu güzel aldığımız nefesle birlikte içeride toparlanıp ağzımızdan verdiğimiz nefesle çıktığımızı hissediyoruz. Çok geride kaldı çünkü.
yapacağız bütün ellerimizle. Rahat bir pozisyonda tutuyoruz boynumuzu. Zaten açıldı artık. Omuzlarımız, sırtımız. Kalp atışımı azaldığı zaman derin derin nefes alırım ve geçer. Tansiyonunuzu bile dengeler derin nefes almak. Evet. Ve o sırada kendimi iyi hissediyorum. Derin nefes al ben. Şu an gayet huzurluyum. Yani kaslarımızın gevşediğini bile hissetmek. Yatağa yattığınızda hani kollarımın cidden yatağa iyice geçtiğini hissediyorum. Omzumun, boynumun rahatladığını hissediyorum diye kendi kendinize söylediğinizde bile o gerginlikleriniz gidecek ve bunu eğer bir alışkanlık haline getirirseniz tutunmalarınız bile çok azalacak. Çünkü o kadar sıkı tutuyoruz ki yatarken bile gergin, olumsuzluk düşünerek uyuyoruz. Ve güzelce hiç bozmayalım bunu. Güzelce odalarınıza geçin, dinlenin. Çok güzel bir uyku çekin. Önemli çünkü. Yarına da böyle zinde, mutlu, huzurlu bir şekilde gelin. Çok güzel bir şekilde arınarak evlerimize de dönelim cuma günü. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Biraz böyle heyecan falan unutuyorum, karıştırıyorum falan filan ama çok güzeldi, çok sağ olun. Allah rahatlık versin, şifa olsun. Teşekkür ederim.